aslında projenin adının Türk Akımı olduğundan da bahsettiniz. Onun önemine de dikkat çektiniz. Bir noktayı daha şöyle bir derinlemesine bakalım istiyorum. Şimdi Avrupa ülkelerinin yeni boru attığı için Rusya ile işbirliğinden vazgeçtiği bir ortamda aslında Rusya ve Türkiye'nin işbirliğiyle bu projede hayata geçmişti. Bu iki ülkenin işbirliği gücü hakkında ne ifade ediyor, ne anlam taşıyor? Çok güzel bir noktaya değiniyorsunuz. Bugün Sayın Ersoy Dede 24 televizyonunda uyandırma servisinde bizi mutlu eden bir dokunuş yaptı. Biliyorsunuz sabahları 24 televizyonunda uyandırma servisinde Ersoy Dede kamuoyunu bilgilendirecek şekilde hem gazete manşetleri hem de köşe yazılarından önemli alıntılar paylaşıyor. Bugün köşe yazım da bu konuyu aslında bir bakıma bu konudan bahsediyordu. Biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu raportörü Katipiri var. Evet. Katipiri Avrupa Parlamentosu'na bir rapor hazırlıyor. Bu raporun taslak metni çok da soru işaretli bir şekilde, çok da bir anlam yüklememiz gerekiyor. Çok da düşünmemiz gerekiyor. Basına sızdırıldı. Hı hı. Ve basına sızdırılan bu raporda biliyorsunuz Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ilişkileri tümüyle kesmeye yönelik bir teklif var. Oysa ben yazıda ifade ediyorum ki söz konusu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Almanya ve Fransa'nın özel hassasiyetiyle bu ilişkileri yeniden normalize edecek, yeniden farklı bir rotaya doğru yönlendirecek olan önemli bir çabanın ortaya konduğu bir dönem gerçekleşiyor. Bunun üç nedeni var. Birinci neden Türkiye'nin Avrupa'nın Avrasya'ya eklemlenmesi anlamında taşıdığı önem. Hı hı. İki, biraz konuştuğumuz mesele, Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliğini karşılamak noktasında taşıdığı olağanüstü önem. Üçüncü noktada küresel rekabet açısından yine Türkiye'nin Avrupa açısından vazgeçilmez bir üretim üssü olduğu gerçeği. Bu üç temel gerçek ortadayken ve dolayısıyla Türkiye ile Fransa ve Almanya bu ilişkileri normalleştirmek adına önemli bir yeni süreç yönetirken, Katipiri'nin birazcık da ajite bir şekilde Türkiye ile ilişkileri tamamıyla bitirmeye yönelik bir teklifin de yer aldığı bir rapor hazırlıyor olması, bu raporun da çok manidar bir şekilde basına sızdırılması üzerinde durmamız gereken bir konu. Bu boyutuyla bakıldığında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği açısından ve Rusya ile Avrupa Birliği arasında ilişkilerin zor bir etaptan geçtiği süreç dikkate alındığında, hı hı, Türk Akımı projesi aynı zamanda bu ilişkilerin normalleşmesi adına da birçok imkanı da beraberinde getiriyor. Almanya'nın uzun zamandan beri Rusya ile birlikte yürüttüğü ve çok önem verdiği bir Baltık Denizi doğalgaz projesi var. Evet. Bu proje çerçevesinde Almanya Baltık Denizi üzerinden Rusya'dan gelecek olan bir doğal gazla Avrupa'nın ihtiyacını karşılamayı çok arzu ediyordu. Fakat Almanya ile Rusya arasında, hı hı, bu ve buna benzer nedenlerden dolayı ta Başbakan Schröder döneminden bu yana, ardından da Merkel döneminde devam eden ilişkilerdeki yakınlaşma Amerika tarafından çok rahatsız edici bir gelişme olarak görüldü. Hı hı. Ve Amerika Birleşik Devletleri Almanya ile Rusya arasındaki bu ilişkideki yakınlaşmadan duyduğu rahatsızlığı her boyutuyla gündeme getirdi. Bu da zaman içerisinde Almanya'yı Rusya'ya bir miktar mesafe koymak durumunda kalacağı bir noktaya getirdi. Bu açıdan bakıldığında Türk Akımı projesi bu yönüyle bakıldığında Avrupa'nın enerji arz güvenliğini karşılayacak boyutu itibariyle ve Amerika'nın baskısı nedeniyle, hı hı, Avrupa Birliği'nin başka ülkeleriyle Rusya arasında ilişkilerin inişli çıkışlı olduğu bir dönemde, aynı zamanda Türkiye üzerinden bu ilişkilerin belirli bir düzlemde, belli bir platformda yürüyebilmesi adına da önemli bir fırsat oluşturmuş olacak. Türkiye ile Rusya arasında var olan stratejik işbirliğini daha da derinleştirecek, iki ülkenin birbirlerine daha da yakınlaşmasını sağlayacak çok önemli fırsatları gündeme getirecek önemli bir proje olduğunu ifade etmek lazım. Evet. Zaten bu çerçevede projenin karayla buluştuğu bu anlamlı günde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde ve liderliğinde, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in de
bu törene katılıyor olmaları ve aynı zamanda Sayın Başkanımızla bir ay içerisinde üçüncü önemli görüşmeyi gerçekleştiriyor olması da bu projenin Türkiye-Rusya ilişkilerine sağlayacağı ek katkı açısından ne kadar önemli olduğu noktasında ipucu veriyor. Hocam, o ilişkilerin derinleşmesinden